Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. İnşallah İslam dini sohbette başı Ali Mesela sallamasının insan video gayet yapıyor. Ali Mesela sallamasının ince İslam. Sen 27 konu işledik, 28'i konuda. İnşallah işaretliyorum. Efendim, Ali Mesela sallamasının ince İslam. Efendim konuya başlıyorum inşallah. 28. konu efendim inşallah. 28 kainata ibret nazarıyla bakmak. Efendim kainata sen ibret nazarıyla bakmak, tevekkül etmek işte efendim. Tevekkül, böyle alemin dünyayı bir düşünmek. Bu dünyayı kim yarattı? Kimin yaptı? Dağlara, taşlara bakıp düşünmek. Bir de efendim kendinden daha fazla, sen zenginsin, sağlıklısın, güçlüsün, kendinden daha fakir birisini görmek. Demek ki bunun malı yok, mülkü yok. Ona nasıl Allah da onu benim yerime koyabilirdi. Mesela bir başka nazarıyla hayvanat. Hayvanat arasında hayvan var. Hayvanatta. Tabii. Bakın da Allah da bunu da beni de onun cinsi, onun gibi yaratabilir demek bir nefes olsun. Efendim işin babındandı. İşin ciddiyetindendi inşallah. Ya. Dağlara, taşlara bakıp ibret gözüyle bakın. Mesela sen bir kafir görüyorsun. Bir kafir görüyorsun. Demek lazımdı ki bu cehenneme girecek. Ben elhamdülillah Müslümanım. Anne babadan doğdum. Müslümanın esneti ve cemaati bu bir şükürdür. Böyle demek lazım inşallah. Sen yoksa namaz kılsan bile Allah için seni sevdiğinin bir belirtisidir. Ramazan oruçluysa Allah'ın nazarıyla baktın mı? Senin ibretine baktın mı? Bu bir ölçüdür. Senin sevdiğin nazar... Evliyaullah bunu bilebilir tek. Evliyaullah'ın bakışı ibretine nazardandır. Bir kafir şu dünyaya bakışındır efendim. Bir evliyanın bakışı başkadır. Bu bir gerçeklik. Bir mesela dağlar taşı Allah diyor. O mezarlıktaki Müslüman Allah'ı tezik ettiği zaman efendim. Günahlar onların günahları hafifletiyor. Onlar adama hafifletiyor. Bu diyebilirim ki efendim inşallah. Bunu kafirler var. Bunun gibi birçok özellik var dünya hayatında tek. Alemde bizim imanımıza teşvik edecek. İnşallah diye anlatabilir mi? Yani onun için İslamiyet'in nazarıyla bakmak lazım. Allah'ın nazarıyla bakmak lazım inşallah. Konu inşallah bu adayette efendim.